Babanızla kurduğunuz ilişki, bağ kurduğunuz ilk erkek olması dolayısıyla gelecekteki özel ilişkilerinizin belirleyicisidir. Doğru. Resmen seçtiğim bütün erkekler babama benziyor. Her şey onun yüzünden. Ne yapacağız peki? Ne mi yapacaksınız? Aradığınız erkekte olmazsa olmaz 7 özelliği belirleyip bundan asla taviz vermeyeceksiniz. Yanlış erkeklere son. Senden bahsediyor. Evlenmek istiyorsanız yanlış erkeklerden uzak durun. Yani koca bulmak için ders çalışanı da ilk defa görüyorum. Ben sana kedi al demiştim, kitap almışsın. Of çok biliyorsun. Versene bakayım şimdi. Şişt, bırakır mısın onu? Ya ver. Bir saniye sadece ya, bakıyorum. Kötü bir niyetim yok ya. Bakacağım sadece. Bu kitap sadece kadınlar için yazılmıştır. Asla bir erkeğin eline geçmemelidir. Oo, ben şu an evde kalmış kızların kutsal kitabını ele geçirdim. Ne kadar ayıp ya. Allah iyiliğini vermesin ya. Gerçekten o kitabın işe yarayacağını düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Tabii erkek doğruysa. Erkek doğruysa mı? Bana bir anlat bakayım şu doğru erkek nedir? Şimdi bak biliyorum, bunlar sana uzak kavramlar. Evet. Ama senin için tanımlamaya çalışacağım. Aha, dinliyorum. Sadık. Hı hı. Bencil olmayan. Hı hı. Anlayışlı. Hı hı. Saygılı, duygusal. Şeyi unuttun ya, itaatkar. Yani, lafımı dinlerse fena olmaz. Senin bu anlattıklarına birebir uyan bir arkadaşım var, hemen tanıştırabilirim seni. Tesla! Tesla gel oğlum. Gel. Gel. Gel oğlum. Gör, 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 gör. Ay ne kadar güzelsin. Sen de çok komiksin gerçekten. Vallahi sen daha komiksin çünkü... yani hayallerini içine etmek istemem ama öyle bir erkek yok. Vallahi yok yani. Esasında öyle bir kadın da yok. İşte burada yanılıyorsun. Çünkü ben öyle bir kadın. Yani eğer ben varsam o da vardır. Hatta tam bu özelliklere sahip biriyle tanıştım. Hafta sonu buluşacağız. Buldun ve buluşacaksınız. Vay be. Ya küçükken benim hayali bir arkadaşım vardı. Onunla sohbet ederdik falan. Seninki de o minvalde bir şey sanırım böyle. Hayali sevgili gibi falan. Pardon da nereden çıkartıyorsun hayali olduğunu? Ya sen daha iki gün önce Hüngür Şakır ağlamıyor muydun benim kollarımda başka bir erkek için? Bunu hangi ara buldun? Ben bulmadım. O beni buldu. Kendisi son derece kibar, yakışıklı bir doktor. İtiraf et, hasta numarası yaptın onunla tanışabilmek için. Saçmalama, arabasıyla çarptı bana. O daha beter, arabanın önüne attın kendini. Ya, aa, deli misin, nesin? Bak böyle dalga geçmeye devam edersen gireceğim içeri. Tamam, 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 sakin. Şimdi, ben doğru mu anlıyorum? Yani prensip olarak sen bundan sonra yanlış erkeklerle birlikte olmayacaksın. Hep doğru erkeklerle olacaksın. Kararın bu yönde değil mi? Kesinlikle. O zaman sana bir tüyo vereceğim, hazır mısın? İyi dinle. Doğru erkek veya yanlış erkek diye bir şey yoktur. Kadınlar ve erkekler birbirlerini şekillendirirler. Yani aslında erkekleri şekillendiren kadındır. Yani işin özünde doğru davranan kadınla yanlış davranan kadın vardır. Ha, yani yine kadınlar suçlu değil mi? Ya çok pardon da sendeki bu kadın düşmanlığı tam olarak nereden geliyor? Annen küçükken hiç sevmedi mi seni? Hı. Evet, beni doğururken ölmüş. Çok, çok affedersin gerçekten ben bilmiyordum. Kusura bakma. İşte senin problemin bu hayatım. Hemen inanıyorsun sen her şeye ya. Hemen inanıyorsun ya. Çünkü aklınla değil kalbinle düşünüyorsun sen. Bu da senin aslında kuralları bilmemenden kaynaklanıyor. Kural mı? Hı hı. Ne kuralıymış o?
Şimdi şöyle anlatayım. Kadın erkek ilişkisi mükemmel bir planlama ve hassasiyet gerektiren güç oyunudur. Bu oyunda sevgiyi ilk gösteren her zaman kaybetmeye mahkumdur. İlişkilerinde her zaman ilk arayan sendin değil mi? Yani ilk seni seviyorum diyen, her zaman özür dileyen, hep alttan alan, özel günlerinde hediye falan alan hep sen oldun. Hatta senin sevgilin senin doğum günü böyle kuru kuru geçiştirirken sen hep böyle coşkulu coşkulu doğum günü partileri, sürprizler falan. Ay evet. İşte ben de onu diyorum. Sen bu şekilde davranmaya devam ettiğin sürece onlar da sana bir hiçmişsin gibi davranmaya devam edecek. Sen de hep yalnız kalacaksın. Hadi ya. Gerçekten mi? Madem o kadar biliyorsun sen niye yalnızsın? Kendine bak önce. Hayatım benimkisi bir tercih. Benim yalnız olduğum sen nereden çıkardın? Ben kendi hayatımı kendim yönetiyorum. Bir mecburiyetler var, bir de tercih var. Senin gibi aşkı hormonlardan ibaret zanneden, ilişkileri sadece eğlence aracı gören birinden nasihat almayı reddediyorum. İhtiyacım var. Sen bilirsin. Gelip sonra bana yine ağlama, tamam mı? Ya niye ağlıyormuşum sana şom ağızlı? Ağlamayacağım. Her şey güzel gidecek. Nasıl ya? Haydar Haydar, bir kere de yerinde ol be. Duş alıyordum ben, birden sular kesildi de. Böyle bir dışarı çıktım, bakayım dedim anam bana. Akıyor mu sende? En son akıyordu. Sana yardımcı olmak isterdim ama acelem var. Ha, dersime çalıştım, alırım diyorsun yani. Sonucu merakla bekliyorum. Yok ya, olmaz ya. Bu hiç olmaz zaten. Fişek vereyim mi? Boydan boya yakayım burayı. Böyle yakayım, alev alsın. Konsantreyim şu an. Bir şey arıyorum yani. Bana lütfen bana sarma ya. Başkasına sar. Burayı yakayım mı? Lokal. Hı? Kendi kum havuzunda oyna sen. Hadi. Espriyi duydun mu? Kum havuzu. Gizem sevgilim olur musun? Ben. Tamam. Şimdi böyle. Ya numaradan ya. Mış gibi yapacağız. Yani öyle birine ihtiyacım var da. Arıyorum. Ama dur bir saniye ya. Annem seni tanıyor. O duyguyu geçiremeyiz, inandırıcı olamayız. O yüzden olmaz yani. Neyse ben tutmayayım seni. Sen devam et. Elin ayağın titredi. Nefesin kesildi. Ne oldu? Hı? Titreşim buraya kadar geldi. Bir şey oldu. Ne oldu? İşine bak. Kırpık. Biraz mola. Nasıl gidiyor? Abi nasıl gitsin? Gitmiyor yani. Bunların hiçbiri uygun değil. Nasıl uygun değil abi ya? Telefon rehberinde bine yakın kadın var ve hiçbiri olmuyor mu yani? Abi bine yakın kadın var da yani... kim numaradan benim sevgilim olmayı kabul etsin ki yani? Diyelim başta etti. Başta etti. Ya sonra fikir değiştirirse? Annemi arayıp böyle arkamdan bir takım işler çevirirse o zaman ne yapacağız? Yani böyle bir ihtimal var. Ayrıca gerçekten sevgilimmiş gibi davransam durum daha da vahimleşiyor. Neden? Çünkü... düğünden sonra onu terk ettiğimde annemi arayıp her şeyi mahvedebilir. Anladın mı? Evet, böyle bir ihtimalle var. Yeah. Yani bu kız öyle bir kız olmalı ki... hem sana bir konuda çok ihtiyaç duyacak ki seni ispiyonlamasın... Hı-hı. Hem de seninle sevgili olmak istemeyecek ki sonrasında sana yapışmasın. Abi işte o ilk dediğinde zaten sıkıntı yok. Ondan bol bol buluruz yani. İhtiyaç duyacak diyorsun ya, onda okey yani. Evet. İkinci dediğinde zaten mevzu patlıyor. Anladın mı? Evet. Neyse ben daraldım, eve geçiyorum. Sen tamam, tutun. Tamam dikkat et. Su versene. Su değil de burayı yakayım mı? Su ver sonra yak. Mutfağı yakıyorlar hep, bir şey demiyorsunuz. Burayı da yakalım. Yine her şeyi batırdın. Aferin sana Rizki, aferin. Özgür Bey.
Haydar Haydar. Hanımefendi çantasını aldı, haber veremedim, kusura bakmayın. Hangi hanımefendi? Bir 73 boylarında beyaz, armut vücut tipli, kalçalardan kilo almaya müsait, baba tarafından göçmenlik olduğunu sezinlediğim hanımefendi. Şeyim ay diyorsun, tamam tamam. Çok sağ ol ya Haydar, sağ olun. Ya estağfurullah Özgür Bey ya, sizin misafiriniz benim misafirim. Yani bugün bana, yarın size. Ya biz burada büyük bir aileyiz ha. Bekliyorum arkadaşlarla. Haydar asker. Evet. Ney? 50'ye yakın bekar kız mı gelecek düğüne? Ebru, annem kafayı yemiş olabilir mi? Bak çok ciddi soruyorum bunu. Yedi tabii. Haber vermediğimiz insan kalmadı ki. Yurt dışındakilere bile haber verdik. Avustralya'dan bile gelecekler var. Ne diyorsun ya? Ya yani annemin fotoğrafını yollaması yetiyor. Bir de tabii maddi durumumuzun iyi olduğunu da biliyorlar. Ya ayrıca benim abimden daha yakışıklısını mı bulacaklar ya? Ha? Abinle mi konuşuyorsun? Ver ver bana da ver. Abi özür dilerim yakalan. Ver. Özür dilerim. Ver. Oğlum. Anneciğim. Aramasak arayacağın yok çocuğum. Anneciğim deme öyle, arıyorum biliyorsun ya, işler yoğun. Yani bilmesen de tahmin ediyorsundur. Ay Özgürcüğüm ben de çok yoğunum. Bu düğün işleriyle uğraşıyorum yavrum. Yurt dışından bile misafirlerimiz var. Anneciğim yalnız ben o düğüne yalnız gelmeyeceğim. Tamam, arkadaşlarınla mı geleceksin? Yok anneciğim, kız arkadaşımla geleceğim. Bir süredir görüştüğüm bir kızcağız var benim, hanımcık, onunla geleceğim. Aa, ne diyorsun Özgür? Bana hiç bahsetmedin yavrum bundan. Daha tanıma aşamasında olduğum için ben de öyle bahsetmek istemedim şimdiden. Ne olur ne olmaz, seni de ümitlendireyim istemedim yani. Nazarda var yani, bir de sakınmak lazım tabii. Ay şükürler olsun, çok sevindim. Bana bak, beni kandırmıyorsun değil mi? Yok anneciğim, hayır. Hayır anne. Ay tamam oğlum. Ama bak, son anda yok işi çıktı, yok dişi ağrıdı, yok başı ağrıdı, o oldu, bu oldu. Hiçbirini tanımam bak Özgür. Beni çok üzersin yavrum. Hayır anne, hayır. Öyle bir şey yok. Tamam çocuğum, çok sevindim ben. Hadi dört gözle bekliyorum. Bay bay. Ne olmuş? Abinin sevgilisi var ve düğüne sevgilisiyle geliyor. Çak. Çak. Ne güzel adamı etkilemişsin. Özel biri olduğuna inandırmışsın. Hafta sonu ne yapıyorsun diye sorulur mu salak? Bekle, sakin ol. O zaten soracak. Her şeyi berbat ettim yine. Haklı, çok haklı. Ben erkeklere böyle davranmaya devam ettiğim sürece onlar da bana böyle davranacak. Ben de hayatım boyunca yalnız kalacağım. Bir de hava yapıyorum. Nasihat alacak falan değilim diye. Ne güzel öğretecek bu kuralları. Evde mi acaba? Ne yapacağız oğlum? Ha? Fikrin var mı? Nasıl yapacağız bu işi? Gururun sırası değil Ezgi. Ah, bu kuralları öğrenmem lazım. Yoksa bir başarısızlıkta da atacağım kendimi şuradan aşağı. Sakin ol. Sıkıldın değil mi bütün gün hocam? Koşturayım mı seni? Ha? İyi misin? İyi misin? Vallahi görmedim. Yemin ediyorum canım. Çok özür dilerim ya. Ya ne bileyim burada gezindiğini senin. Bakayım, bakayım. Kalk, gel, gel. Sırf zararsın hayatıma. Kafamı yarıyordun neredeyse. Hayatım 1500 kere özür dedim ben. Ne bileyim oradan girdiğini, senin gezindiğini. Ya kusura bakma, gerçekten çok özür diliyorum ya. Tamam ya, tamam. Zaten böyle bir akşam anca böyle son bulabilirdi. Boşa gitti hazırlıklar desene. Yani aslında tam olarak boşa gitmedi. Bence etkilendi benden. Etkilenir tabii. Ta ki sen işte fazla konuşup üzerine gidene kadar. Ya sakın bana
ilk adım atıp görüşme teklif ettiğini falan söylemeye gel. Bunu gerçekten yapmış olamazsın ya. Sen üzerime dinleme cihazı falan mı yerleştirdin? Ya cihaza gerek mi var sence? Cihaza gerek mi var ya? Ben seni gördüm kapıdan çıkarken ya. Işıldıyordun ya. Hiçbir erkeğin hayır diyemeyeceği güzellikteydin yani. Sen bu şekilde böyle buraya tek başına üzgün geldiysen bu senin yaptığın böyle nasıl diyeyim? Devasa bir salaklık yüzündendir yani. Başka açıklaması yok. Sen az önce bana tam olarak hiçbir erkeğin hayır diyemeyeceği güzellikte olduğumu mu söyledin? Öyle iltifat falan. Sen biliyor muydun? O iltifat gibi değil de daha çok senin işte yaptığın salaklığın büyüklüğünü vurgulamak için. Bunu anlatmak için yani. Tamam. Kapatalım orayı. Geçmiş. Sen bugün kurallardan bahsetmiştin. Evet. Sen de ukalalık yapıp dinlememiştin. Sonra bana ağlayarak gelme demiştin ben. Değil mi? Tamam. He. Öyle oldu diyelim. Sen peki o kuralları paylaşmak, yardım etmek falan ister misin? Yani bu kız öyle bir kız olmalı ki hem sana bir konuda çok ihtiyaç duyacak ki seni ispiyonlamasın, hem de seninle sevgili olmak istemeyecek ki sonrasında sana yapışmasın. Şşt. Hey. Yardım etmek ister misin? Edeceğim, sana yardım edeceğim ama bir şartla. Bir geceliğine sevgilim olmayı kabul edersen. Oo, kahve mi yaptın? Çünkü çok iyi bir yol arkadaşıyım. Harikasın, çok teşekkürler. Dümene geçmek ister misin biraz ya? Gel hadi ya. Yok, beceremem, hayır. Sen beceremeyeceksin, sen. Yap. Ya senin beceremeyeceğin bir şey olabilir mi Allah aşkına? Lütfen ya. Gerçekten bak, şunu tüm samimiyetimle, içtenliğimle söylüyorum yani. Benim felsefem ne biliyor musun? Yani biri bir şey yapabiliyorsa, herhangi bir şey yani, onu ben de yapabilirim. Çok iddialıymış. Ve çılgınca. Sen delirdin mi? Benim elime dümen verilir mi? Ya pardon da bir saniye. Ben seni hemen role sokuyorum şu an. Gel şu şapkayı bir takalım. Gel. Oldu mu? Çok yakıştı. Gel. Yakışır. Evet, tut. Sen bunun için doğmuşsun ya. Bunun için yaratılmışsın. Şu eller var ya, dümen tutmak için yaratılmış. Öyle mi diyorsun? Evet. En zorunu atlattık. En zoru bu muydu? En zoru her zaman ilk adımı atmak. Hızlanalım biraz. Evet, hadi. Buradan mı? Evet, aynı anda ikisini biraz ileri itiyorsun. Çok değil, biraz çek, biraz gerçek. Evet. Sana dedim bana duman verilmez diye. Sana bahsettiğim yer burası işte. İnanılmaz. Çok güzel. Keşke hazırlıklı gelseydim, yüzerdik. Yüzelim. Kıyafetlerle mi? Daha önce duşa girmişliğim var. Şimdi o başka, onu karıştır biraz. Ya da şöyle yapalım. Hayır, bak, bak, hayır, hayır, hayır! Tamam be, bir şey yok, sakin ol. Ne sakin ol ya, ölüyordum az kalsın. Ölüyor muydun?
Gelsene buraya, bir saniye ya. Sence ben sana bir şey olmasına izin verir miyim? Hı?